12 programımızın 10'una katılım sağlayan her katılımcıya Bursa Düşünce ve Edebiyat Akademisi'ne katıldığına dair bir katılım belgesi düzenleyip takdim edeceğiz inşallah. 2 hafta tabii bir devamsızlık hakkı tanıyoruz. Orada tabii insani durumlar olur, katılmama durumu olur. 2 hafta devamsızlık hakkı var. Diğerlerine katılanlara sertifikamızı takdim edeceğiz inşallah. Programımızın dibacesi hükmünde Bursa'mızın yaşayan kültür hazinelerinden çok kıymetli Süleyman Uludağ hocamla başlayacağız. Ben lafı fazla uzatmadan mikrofonu kendisine bırakıyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Faydalı olmasını ümit ediyorum inşallah Bursa'mız için. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mürselin. Önce siz muhterem katılımcıları ve hemşerilerimi derin bir muhabbet ve hürmetle selamlıyor. Cenab-ı Hakk'a dünya, Cenab-ı Hak'tan dünya ve ahiret saadeti diliyorum. Bugünkü konuşmam tasavvufa dair kısa bir malumat vermemden ibaret olacak. Tasavvuf dediğimiz zaman tasavvuf akla bazı şeyler gelir. Mesela bunların başında tasavvuf dediğimiz zaman bir şeyh akla gelir. Mürit akla gelir. Tekke akla gelir. Tarikat akla gelir. Bunlar nedir? Bunların İslam dinindeki yeri nedir? Buna dair bu bana verilen süre içerisinde, bir saat içerisinde size lazım olacak, faydalı olacak kısa kısa bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Önce şunu ifade etmek istiyorum. Bu mesele, tasavvuf meselesi, din meselesidir, İslam meselesidir. Tasavvufu bilmek, dinimizi bilmek demektir. Tasavvufu bilmek, İslam'ı bilmek demektir. Bunu söyledikten sonra, İslam'da tasavvuftan başka ilimler de var. İslam demek, tasavvuftan ibarettir demek diye bir şey yok. Başka ilimler de var, onları da daima dikkate almamız lazım. Tasavvuf ne kadar önemliyse, şimdi isimlerini söyleyeceğim ilimler de o kadar önemlidir. Bunların başında akaid ilmi gelir. Akaid ilmi demek, ilmi usulü din derler, dinin esasını bilme. Amentunun şartlarıdır akaid ilmi. Akaid ilmine kelam gibi bir isim de verilir. Bu da önemli bir ilimdir. İmanın esaslarından bahseder. İkinci ilim, fıkıh dediğimiz bir ilimdir. Bu ilim de İslam hukuku anlamına gelir. Dinin, şeriatimizin hükümlerini anlatır. Yani ibadetler, bunlar neler diye sorulursa, başta ibadetlerin nasıl ifa edileceği, bu bir. İkincisi, muameleler. Ticari muameleler, ekonomik muameleler, ev geçimi gibi meseleler. Buna muamelat diyoruz. Üçüncüsü, miras hukuku. Yani mirasın nasıl taksim edileceği. Dördüncü kısım, fıkıh, İslam hukuku dediğimiz zaman, bu aile hukuku. Evlenme, çoluk çocuk sahibi olma, nafaka vesaire gibi şeyler. Beşinci bir kısım daha var. Ona da ukubat diyoruz. Allah'ın koyduğu hükümleri ihlal edenlerin hak ettikleri cezayı verme manasına geliyor. Bu da çok önemli ilimdir. Önemli fıkıh dediğimiz şey tasavvuf kadar önemlidir. Ve üçüncü bir ilim tefsir ilmidir. Kur'an-ı Kerim'in yorumundan ibarettir.
kıraatinden ibarettir. Güzel, düzgün şekilde okunması ve tefsirinin yapılması ilmidir. Dördüncü ilim, hadis ilmidir. Hadis ilminin derlenmesi, toplanması, bablara ayrılması, bunların öğretilmesi ilmidir. Beşinci bir ilim daha var, o da ahlak ilmi. Ahlak ilmi genellikle tasavvufun kapsamında görülür. Biraz sonra anlatacağım gibi tasavvufun iki tarafı var. Birisi tasavvuf, Allah'la kul arasındaki özel ilişkileri düzenler, ondan bahseder. Buna tahakkuk kısmı diyoruz. Allah ile kul arasındaki ferdi ilişkileri, bireysel ilişkileri, şahsi ilişkileri ve özel ilişkiler nelerdir, nasıl olmalıdır, ondan bahseder. Tasavvufun bir tarafı bu. Allah-kul ilişkisi, Mevla-kul ilişkisi. Diğeri, bir insanın diğer insanlarla olan ilişkilerini düzenler, o da ahlaktır. Buna da tahalluk diyoruz. Her ikisi bir araya geldiği zaman Allah-insan ilişkisi, insanın bir bireyin öbür insanlarla ilişkisi bir araya geldiği zaman da buna da tasavvuf diyoruz. Tasavvuf budur kısaca. Öbür ilimlerden ilişkisi vardır. Tabii bunlardan her ilim öbür ilimlerle bağlantılıdır. Ve bu ilimler bir araya gelince de biz bunlara İslami ilimler adını veriyoruz. Ve üçü de, dördü de, beşi de önemli ilimdir. Tasavvuf dediğimiz zaman bu şekilde tarif ediyoruz ama özel ilişki diye bir şeyden bahsettim. Bu da şu anlama geliyor. İhlas dediğimiz bir şey vardır. Samimiyet dediğimiz bir şey vardır. Samimiyet manasına gelen bir kelime vardır. İhsan dediğimiz bir şey vardır. İhlas özellikle itikadi konularda, ibadet konularda ve demin söylediğim Kur'an'daki hükümler konusunda, bunların uygulanması konusunda bütün bunların sadece Allah'ın rızası ile yapılması, ihlasla yapılması, samimiyetle yapılması anlamına geliyor tasavvuf. Peki samimiyet nedir? Organlarımızla, bedenimizle yaptığımız bir iş midir? Yoksa kalbimizdeki bir his midir? Kalbimizle yaptığımız bir şey midir diye bir soru sorulduğunda biz diyoruz ki samimiyet dediğimiz, ihlas dediğimiz, hulusi kalp dediğimiz şey kalple ilgili bir duygudur, bir inançtır. Ama bunun yansımaları insanın bedeninde görülür, insanların organlarında görülür. Peki bu ihlasın zıddı nedir? İhlasla ibadet etme, ahlaki konularda samimi olma, bunun zıddı nedir? Bunun zıddı da riyakarlıktır. Bunun zıddı menfaat için şeyler yapmak, Allah rızası için değil de budur. Bunun zıddı gösteriştir. Riyakarlığın manası zaten gösteriştir. Gösteriş için itikat meselelerinden bahsetmek veya Müslüman olduğunu söylemek sırf gösteriş için ama dine inanmamak, İslam'a inanmamak. Buna ne diyoruz? Biz dinimizde münafık diyoruz, ikiyüzlülük. İçi dışına uymuyor, dışı içine uymuyor. Bu tasavvufun şiddetle reddettiği şeydir. Sufiler baştan beri şunu söylerler. Ya göründüğü gibi ol veya göründüğü gibi ol. Ya olduğun gibi görün veya göründüğü gibi ol. İçin dışına, dışın içine uysun. Tasavvufi tabirle zahirin batınına, görünen kısmın görünmeyen kısmına, batının da zahirine uygun olsun. İşte bu anlamda insan inandığı zaman imanın esaslarına biz buna ihlas diyoruz. İbadetlerde ihlas ayrı bir şeydir ve çok önemlidir. Bir insan
namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken, hacca giderken veya umre yaparken veya kurban keserken veya zikir veya dua okurken, bütün bunlar bizim ibadetlerimizdir. Bunu şan için, şöhret için, insanları kandırmak için ve bu yolla bir takım menfaatler temin için yaparsa bu ibadete, ihlasa aykırı bir şeydir. Ve ihlaslı ibadeti Allah kabul eder. İhlaslı olmayan ibadetleri Allah kabul etmez. Peki bu nedir? Demin sorduğum soruyu burada bir kere daha soruyorum. Yani organla samimiyet dediğimiz, ihlas dediğimiz, ihlaslı ibadet kalple mi yapılır, bedenle mi yapılır? Evet, namaz kılarken biz bedenimizle kılıyoruz, abdest alıyoruz. İşte namazın farzları, iftitah, tekbir, ruku, sücud, kade-i ahire, kıraat vesaire. Bunlar bedenle yaptığımız şeylerdir. Ama esas namaz kalple kılınan namazdır. Yani kalple kılınan namaz da ihlaslı bir şekilde sadece Allah'a kulluk etmek için, Allah'ın rızasını kazanmak için, Cenab-ı Hakk'ın yakınlığını kazanmak için yapılan ibadete biz ihlaslı ibadet diyoruz. Ve Hazreti Peygamber'e soruyorlar bir soru cevap üzere, iman nedir? Demin söylediğim şeyleri söylüyor. Amentü'nün esaslarına inanma. Peki imandan sonra İslam nedir? İslam'ın da beş şartını söylüyor. Namaz, oruç, hac, zekat. Bunlar İslam'dır. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. Peki ihsan nedir? İhsan güzellik demektir. Yani kelime olarak güzel yapma, her şeyi güzel. Ve ihsan ile ihlas arasında fazla bir fark yoktur. İhlaslı ibadet, ihsanla yapılan ibadettir. İhsanla yapılan ibadet de ihlasla yapılan ibadettir. Bu Cebrail soruyor bu hadise, Cibril hadisi de derler. İhsan nedir diye sorulduğu zaman Hazreti Peygamber diyor ki Allah'a onu görüyormuş gibi ibadet etmektir, kulluk etmektir. Allah'a onu görüyormuş gibi ibadet etmektir, kulluk etmektir. Kulluk, ibadet aynı şeydir. Hatta kulluk ibadetten daha önemli bir şeydir. Önce kul olacaksın, ondan sonra ibadet edeceksin. Hazreti Peygamber'e şey yaparken, peygamberliğini dile getirirken biz deriz ki Peygamberimiz abduhu ve resuluhu, Allah'ın kuludur diyoruz evvela. Sonra da Allah'ın elçisi diyoruz. Neyi öne alıyoruz? Kulluğu. Peygamberin kulluğunu esas alıyoruz. Peygamber'e Cenab-ı Hak diyor ki isterseni padişah, sultan bir peygamber olarak görevlendireyim. İstersen kul peygamber olarak göndereyim, peygamber olarak göndereyim diyor Cenab-ı Hak. Çünkü melik peygamber olarak gönderilenler de var. Hazreti Davud gibi, Hazreti Süleyman gibi bunlar sultan, padişah peygamberlerdir. Peygamber'e, Hazreti Peygamber'e bu teklif edilince o diyor ki ben kul peygamber olmak istiyorum. Kulluk o kadar önemlidir. Kulluk kime karşı yapılır? Mevla'ya. Mevla'ya karşı görevimizdir. Kulluk kime karşı yapılır? Rabbimize karşı. Bizi yaratan, bizi terbiye eden, bize doğru yolu gösteren Cenab-ı Hakk'a kulluk. Kulluk öyle bir şeydir ki hem ibadetleri kapsar, hem de günlük hayattaki diğer işleri de kapsar. Gecesiyle, gündüzüyle her zamanı kapsayan bir şeydir. Kulluk, ibadetleri içine aldığı için, içerdiği için ayrıca bir önemi vardır. Peki, bundan sonra bu ihsan dediğimiz, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da Allah o seni görmektedir. Yani ibadet ederken bunu tahayyül etmeliyiz. Hayalimizde
canlandırmalıyız. Hazreti Peygamber'in bu hadisini. Yani Allah'ı görüyormuş gibi hani bir büyüğümüzün yanına çıkarken nasıl kendimize çeki düzen veririz? Nasıl onun gözüne bakarız? Nasıl onun dediklerini anlamaya, anladığımızı ifa etmeye, icra etmeye gayret ederiz? O anda başka bir şey düşünmeyiz. Allah'ın huzurundayken de böyle olursanız buna Allah'ı görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmek. كَاَنَّكَ تَرَاهُ diyor Hazreti Peygamber. وَاِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكِ Her ne kadar sen onu görmüyorsan da çünkü o seni görmektedir. Öyle bir Rabbin, öyle bir Mevla'nın, öyle yüce bir Allah'ın huzurundasın. Böyle yapılınca ibadet anlamını kazanır. Böyle olunca ibadetin bir karşılığı vardır. Dünyada da, ahirette de Cenab-ı Hak bunu verir. Namazdan örnek verdim ben. Oruçta da böyledir. Şimdi üç aylardayız. Allah üç aylarda yapılan ibadetlerimizi kabul etsin. Oruç tutmak güzel bir şeydir nafile olarak. Bir iki ay sonra Ramazan gelecek. O da güzel. Oruç tutmada da İhlas önemlidir. Zekat verirken de ihlas önemlidir. Hacca giderken ve diğer farzlarda, zikirde, evratta, eskerde ihlas önemlidir. İhlas dediğimiz zaman ibadetin ruhudur. İhlas olmayınca ibadetler içi boş şeye benzer. Yani ibadet ediyorsun ama bir şekli, formel bir şey, bir formalite olarak içinde bir şey yok. Onun içini dolduran İhlastır. İhlaslı ibadetlerdir. Şimdi bundan dolayıdır ki فَوَيْلُوا لِلْمُسَلِّينَ diyor Kur'an-ı Kerim'de. Riya için, gösteriş için, namaz kılanlara menfaat temin etmek için dindar görünenlere yazıklar olsun. Cehennem onlar için hazırlanmıştır diyor. Şekli namaz kılıyor ama içinde ihlas yok. Allah'a ibadet değil bu, insanın kendine ibadet etmesidir. Menfaat perestlik, riyakarlık Allah'a ibadet değil, insan kendisine ibadet ediyor veya kimin rızasını kazanmak istiyorsa, kime şirin görünmek istiyorsa, kimden menfaat bekliyorsa ona ibadet etmektir, Allah'a değil. Ama şeklen öyle görünüyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor gibi görünse de aslında riya ile ifa edilen, riyakarların ifa ettikleri namaz onları cennete değil cehenneme götürür. Ancak burada şunu söyleyelim, ihlas kalpte bulunan bir düşüncedir, bir histir daha doğrusu, bir samimiyet ve bir inançtır. Kimin kalbinde ne var onu biz bilemeyiz. Bakın tasavvuf şahsi bir şeydir, ferdi bir şeydir. Allah'la kul arasındaki ilişkileri düzenler dedik ya, şimdi falan adam münafıktır, riyakardır diyemeyiz. Yani namaz kılıyor, oruç tutuyor falan bir takım hareketlerine bakarak münafıktır diyemeyiz, riyakardır diyemeyiz, samimi değildir diyemeyiz. Çünkü kimin kalbinde ne var ne yok onu Allah bilir. Yani zaten tasavvufun esas şeyi bu. Kalpte olan ihlasa göre amel etmek ve neden bir hadiste şöyle buyuruyor Hazreti Peygamber, Allah sizin malınıza, mülkünüze, soyunuza, boyunuza, busunuza bakmaz. Neyinize bakar? Kalbinize bakar. Kalp Allah'ın nazar ettiği, nazargâh-ı celîles diyor. Allah'ın nazar ettiği yer, o Allah'a malumdur. Allah'tan başkasına malum değildir. Onu hükmünü Allah verir, karşılığını da yine Allah verir. Cehenneme mi gider, cennete mi gider? O da Allah'a ait bir şeydir. Bunu şunun için söylüyorum. Bu münafıktır, riyakardır kelimelerini namaz kılan, oruç tutan, ben Müslümanım diyen insanlar için kolay kolay kullanmamak gerekiyor. Sizin şahsi bir kanaat varsa kendinizde bunun mahfuz kalması lazım. Ona göre tedbir alırsınız. O ayrı bir konudur. Şimdi bunları söyledikten sonra şuraya gelmek istiyorum.
yine tasavvufla ilgili olarak, tasavvuf öyle bir histir, tasavvuf öyle bir duygudur, öyle bir anlayıştır, öyle bir hayat tarzıdır ki bütün dünyada vardır. Müslim, gayrimüslim, bütün dünya toplumlarında tasavvuf benzeri şeyler vardır. İslam tasavvufunu onlardan ayırmak için zaten biz İslam tasavvufu diyoruz. İslam tasavvufu diye bir ayrım yapıyoruz. Peki Hristiyanlıkta yok mu bu tasavvuf? Tasavvuf yok ama onlarda mistisizm diye bir şey vardır. Ve onların mistisizm dedikleri şey, mistik dedikleri şey tasavvufa benzer ama tasavvuf mistisizmden farklıdır. Farklı olduğu için de biz buna İslam tasavvufu diyoruz. Peki başka ne vardır Hristiyanlıkta? Hristiyanlıkta tasavvufa benzeyen ruhbanlık vardır. Yani evi, ocağı, malı, mülkü terk edip bir manastırda, dağ başında falan dünyayı terk edip Allah'a ibadet etme, taat etme, Kur'an-ı Kerim bundan da bahseder. Ve Kur'an-ı Kerim biz ruhbanlığı kimseye farz kılmadık. Bu Musevi, İseviler, Hristiyanlar, bunlar kendileri ortaya koydu bu şeyi, ruhbanlığı. İslam'da terki dünya manasına gelen, tariki dünya olmak, dünyaya yüz çevirmek, dünyadan uzak kalmak manasına gelen bir ruhbanlık yoktur. La ruhbaniyete fil İslam diye bir hadiste rivayet edilir. Şey de yine Hristiyanlıkta tasavvufu andıran başka şeyler de var ama ben sözü uzatmamak için Musevilikte neler var Yahudilikte? Yahudilikte de hatsilik dediğimiz veyahut kabala dediğimiz tasavvufa benzeyen bir şey vardır ama tasavvuf ondan da farklıdır. Yine kısa kısa geçiyorum. Peki başka ne vardır? Hint dinlerinde de tasavvuf benzeri şeyler vardır. Hint dillerindeki bu Ataman, Brahman ve benzeri şeyler ki zaman zaman Türkiye'de de yapılıyor bu. Burada tasavvufa benziyor ama tasavvuf ondan da farklıdır. Ondan sonra Budizm'de de hani dünyayı terk etme, maddi arzulardan uzak kalma, meditasyon, yoga moga gibi şeyler zaman zaman Türkiye'de de yapılıyor. Tasavvufa benzese bile onlar İslam tasavvufu değil, İslam tasavvufundan uzak bir şeydir. Hemen şunu da ilave edeyim. İslam tasavvufunu doğru dürüst anlayan ve yaşayan insanlar İslam dışı mistik hareketlere ihtiyaç duymazlar. Çünkü Kur'an'da ve hadiste bir müminin manevi ihtiyaçlarını, ruhi ihtiyaçlarını, zihinsel ihtiyaçlarını tatmin edecek her şey vardır. Aradıkları her şeyi Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in hayatında bulabilirler. Oralara gitmeye lüzum yok. Elimizde bunlar hazırdır. Demek ki tasavvuf alem şumul yani evrensel bir olgudur. Bütün dinlerde, semavi dinlerde bulunduğu gibi beşeri dinlerde de benzeri bir şeyler bulunur. Bunları söyledikten sonra şunu söylemek isterim. Peki her madem ki tasavvuf bu kadar önemlidir, Kur'an'da hadiste vardır. Her Müslüman bu tasavvuf mu olmalı, sufi mi olmalı, derviş mi olmalı, şeyh mi olmalı? Halbuki İslam toplumuna bugün baktığımız zaman tarihte de böyle dervişlerin, şeyhlerin, sufilerin sayısı azdır. Çoğu böyle bir tarikata girmeyi, şeyhe bağlanmayı düşünmez. O zaman biz iyi bir Müslüman değil miyiz diye sorulabilir. Yani tarikata girmeyen, şeyhe bağlanmayan. İşte bu nokta bizim için önem taşır. Şöyle önem taşır. Biz diyoruz ki, ayet ve hadiste, tekrar edeyim, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in hayatında var olan tasavvuf şeye ihtiyaç göstermez. İlle de bir tarikata girmeyi veya bir şeyhe bağlanmayı gerektirmez. Öyle bir tasavvuftur.
Kur'an-ı Kerim'de ve hadiste. Bu neye bağlıdır? Kur'an-ı Kerim'i bu gözle okumaya bağlıdır. Bu gözle Kur'an-ı Kerim'i, Hazreti Peygamber'in hayatını okursanız, o sufiliği orada, tasavvufta var olan müsbet şeyleri orada görmeniz mümkündür. Peki bunun adı nedir? Tasavvuf değilse, şeyh değilse, tarikat değilse, ayet ve Hazreti Peygamber'in Kur'an ve Hazreti Peygamber'in hayatındaki tasavvufun adı nedir? Birkaç kelime söyleyeceğim, isimleri çok ama bunlardan birisi takvadır. Takva üzere yaşamaktır, muttaki olmaktır. Takva demek Allah Teala'nın emirlerinde, Hazreti Peygamber'in tavsiyeleri konusunda hassasiyet sahibi olma, bu konuda ihtiyatlı olma, dikkatli olma, samimi olma manasına gelir. Takvanın manası emirleri konusunda. Peki yasakları konusunda aynı şekilde. Haramlardan, mekruh olan şeylerden, helallığı şüpheli olan şeylerden kaçınma. O da neye girer? Ahlaka girer. İnsanlarla ilgili olan ilişkilere girer. Hani başta söyledik ya tasavvufun bir tahalluk bir ahlakıyla. Yani sufilik Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaktır. Hazreti Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanmaktır. Dediğimiz zaman takva aklımıza gelir. Kur'an-ı Kerim'in çok yerinde bu takvadan bahsedilir. Ve insanların üstünlük derecesi de takvaya göre, onu Allah tayin edecek kim kimden üstündür ama Allah neye göre takdir edecek, hüküm verecek? İnne ekremekum indellahi etkakum buyuruyor ya Kur'an-ı Kerim'de. Sizin en haysiyetli, en şerefli, en değerli olanınız Müslümanlara diyor. En çok takva sahibi olanınızdır. Takva itibariyle önde olan Allah'a daha yakındır. Takva itibariyle önde olan Müslümanların daha şereflisi, daha itibarlısı, daha haysiyetlisidir. Bu konuda vera kelimesi de kullanılır. Vera, vera da aynı şekilde helalli şüpheli olan şeylerden kaçınma, kul hakkını üzerine almama, kimseyi incitmeme, rencide etmeme. Eğer böyle şeyler hasbel beşer olmuş ise gerek Allah'a karşı olan görevlerimiz de gerek insanlara karşı olan görevlerimiz de hatalarımız olursa Cenab-ı Hak bunun yolunu da gösteriyor. Tövbe edin, istiğfar edin, benden özür dileyin diyor. Ve biz bu görevi yaparsak özür dilemekle hem o günahı silmiş oluruz hem de Allah'ın rızasını kazanmış oluruz. Çünkü insan olarak hiçbir insan hata yapmaktan, günah işlemekten masum değildir. İnsan nefsi emmare sahibidir. Nefs insana kötülüğü emreder. Her insanın bir şeytanı vardır. Şeytan insana kötülüğü emreder. Zaman zaman hasbel beşer insan olması itibariyle böyle hataları olabilir. O hataları etkisiz hale getirmek için hatalı amel defterinin hatalı kısmını silmek için çare tövbedir, istiğfardır. Birinin hakkını yemiş isek istihlalde bulunmak, helallaşmaktır, onu razı etmektir. Aldığımız hakkı ona iade etmektir. Bunları yaptığımız zaman insan günahlarından arınmış olur. Yani böyle ufak tefek günahlarından ve bu her mümine farzdır. Her mümine ister şeyh olsun, ister derviş olsun, ister evliya olsun, ister hoca, ister hacı. Peygamber Efendimiz diyor ki istiğfar edin. Allah'tan tövbe edin. Günahlarınıza tövbe edin. Ben peygamber iken ve Allah beni de korumuş iken, biz peygambere masum diyoruz, günah işlemez diyoruz. İsmet peygamberlerin sıfatıdır. Böyleyken ben yine de günde 70 kere Allah'tan af diliyorum. Günde 70 kere mağfiret diliyorum. İstiğfar diliyorum. İstiğfar ve tövbe başlı başına bir ibadettir aynı zamanda. Bir erdemdir, bir fazilettir.
benim günahım yok, niye şey yapacağım, tövbe edeceğim, niye af dileyeceğim diyemezsiniz. Çünkü her insanda az çok, demin de söylediğim gibi, kusurlar vardır. İbadetlerimizde vardır. Kemal, mükemmel bir varlık olma ancak Allah'a mahsustur. Her cihetten Allah varlıkların en mükemmelidir. İnsanlara gelince, insanlarda da kamil insan vesaire diyoruz. Bunlar izafi ifadelerdir. Mutlak manada hiçbir insan kamil değildir. Peygamberler peygamber iken, demin de söyledim, onların bile zelle dediğimiz kitaplar yazar bunu, ufak tefek günahları vardır. Bunlar Kur'an'da da dile getirilir. Bundan dolayı da peygamberlerde, sadece bizim peygamberimiz değil, daha evvelki peygamberlerde de böyle ufak tefek şeyler olabilir. Zelle dediğimiz günahlar vardır. Olabilir demiyorum, olmuştur. Bundan dolayı da Allah'tan özür dilemişler, tövbe etmişler, mağfiret dilemişler. Bu bir fazilettir. İnsan olmanın da icabıdır. Şimdi bunları ifade ettikten sonra şuraya gelmek istiyorum. Bazıları, mesele neydi onu bir kere daha hatırlatalım. Yani bu Allah'la kul arasında veya kulla diğer kullar arasında özel ilişkiye tasavvuf diyoruz dedik ya, bunu yerine getirmek için tarikata girmek şart değil, şeyhe bağlanmak da şart değil. Takva sahibi olmak, ihlas sahibi olmak, samimi olmak, iradeyi Allah'ın, kişisel iradeni Allah'ın iradesi istikametinde kullanmak, bu tasavvufi hayatı yaşamak demektir. Hazreti Peygamber zamanında, tekrar aynı konuya geliyorum, tasavvuf var mıydı, kelime olarak var mıydı, yoktu. Hazreti Peygamber zamanında şimdi anladığımız manada tarikat var mıydı? Tarikat yoktu. Şimdi anladığımız manada şeyh var mıydı? Şeyh yoktu. Şimdi anladığımız manada derviş ve mürit var mıydı? Yoktu. Buna rağmen onlar neydi? Sahabe dediğimiz şeyler. Buna rağmen tasavvuf vardı. Mana olarak vardı. Ruh olarak vardı. Öz olarak vardı. İsim yoktu. O ayrı bir şey. Peygamberimizin hayatında da var, sahabenin hayatında da var ve Hazreti Peygamber şöyle diyor, buyuruyor, insanlar benden sonra yaşayacaklar, yani dünya devam edecek ama üç nesil önemli nesillerdir, hayırlı nesillerdir. Üç kuşak çok önemlidir. Birisi sahabe nesli. İşte sahabe nesli neden önemlidir? Onlar da böyle bir hayat olduğu için, ahlaki hayat, manevi ve ruhani hayat olduğu için, Peygamberimizi örnek aldığı için, onun yolundan gittikleri için, ilk nesil bu ve Kur'an-ı Kerim'de sahabe, ensar ve muhacirler övülür. Biz de ensar ve muhacire veya sahabeye saygı göstermek zorundayız. İkincisi, sahabeden sonraki ikinci nesil, biz onlara tabi'in diyoruz. İkinci derecede önemlidir. Üçüncüsü, onlardan sonra gelen üçüncü nesil, etba'u tabi'in diyoruz. Bunların faziletli olmaları, böyle dini hayatı bu şekilde yaşamaları, sözde bırakmayıp, bilgide bırakmayıp hayata geçirmeleri, Kur'an ve hadisteki hükümleri, bir yaşam tarzı, hayat tarzı haline geçirmiş olmalarıdır. Peki ondan sonra bu yok mu oldu? Hayır, yok olmadı. Ondan sonra da var olmaya devam etti ama sayıları bunların azaldı. Gittikçe bir dinden uzaklaşmalar oldu genel anlamda. Ama bunlar yine var olmaya devam ettiler. Şimdi bir de şöyle bir itirazdan bahsedilir. Onu da ifade etmem gerekiyor. Sufiliğe karşı olanlar vardır. Tasavvufa, şeyhe, tarikata karşı olanlar vardır. Gerekçeleri şudur. Diyorlar ki peygamber zamanında var mıydı? Yoktu. Tabi sahabe zamanında, dört halife zamanında var mıydı? Yoktu. Daha sonra etba-u tabi'ye zamanında yoktu. O zaman buna uymak zorunda değiliz. Yani tasavvuf bizim için lüzumlu değil. Sonradan ortaya çıkmış bir şeydir. Buna bid'at gözüyle bakanlar da vardır. Yani tasavvuf bu gerekçeyle
reddedenler, kabul etmeyen, inkar edenler de vardır, yok değildir. Onlara karşı söylenecek iki tane söz vardır. Birini söyledim. Dedim ki zaten biz bunun İslam'da kelime olarak var olduğunu iddia etmiyoruz. Ruh olarak, öz olarak, mana olarak var olduğunu söylüyoruz. Birincisi bu. İkincisi nedir? İkincisi diğer, bahsettim ya 4-5 tane ilim var dedik. Akaid ilmi, fıkıh ilmi, hadis ilmi, tefsir ilmi, ahlak. Peki fıkıh ilmi var mıydı Kur'an-ı Kerim'de? Fıkıh ilmini Hazreti Peygamber'den sonra Hicri 150 tarihinde vefat etmiş olan Ebu Hanife kurdu. Bu şekliyle fıkıh ilminin kurucusu Ebu Hanife'dir. Usulü fıkhın kurucusu İmam-ı Şafii'dir. Tefsir de aynı, hadis de aynı, akaid ilimleri de sonradan olmadır. Eğer sonradan meydana geldi bunlar diyecek diye reddediyorsanız, o zaman diğer İslami ilimleri de reddetmeniz lazım. Çünkü onlar da sonradan kuruldu. Ama onlar da, demin de söyledim, yani fıkıh dediğim şey, Kur'an'da var bunlar. İşte miras hukuku dediğim, aile hukuku dediğim, haram, helal dediğimiz şeyler Kur'an'da var. Sonradan bunlar toplanmış, sistemli bir hale getirilmiş. Buna tedvin diyorlar. Sistemli ve düzenli bablara, bölümlere ayrılmış. Bir fıkıh ilmi ortaya çıkmış. Fıkıh ilmi nasıl sonradan ortaya çıkmış ve reddedilemez ise, sonradan ortaya çıkmış ve reddedilemez ise, inkar edilemez ise, tasavvufta sonradan çıkmış olmakla beraber reddedilemez, inkar edilemez. Buna dikkat etmemiz lazım. Peki, burada yine ben kendim soruyorum, kendim cevap vermeye çalışacağım. Tasavvufun, biz toplumlara baktığımız zaman, gerek tarihte, gerek bugünkü toplumlara, tarikat ehli olduğunu söyleyen, şeyh olduğunu söyleyen, mürit olduğunu söyleyen kişiler var. O kadar insanlar var ki bunlar iyi bir Müslüman değil. Yani sıradan bir Müslüman bile değiller. Sıradan bir Müslüman bile bunların yaptıklarını yapmaz. Onlara ne demeli? Onlar da bu toplumun en iyileri mi? Yani evliya dediğimiz insanlar mıdır? Çünkü bunlar öyle olduğunu iddia ediyorlar işte şeyhler, müritler, tarikat ehli vesaire falan. O konuda söylenecek iki şey vardır. Bana göre iki şey vardır. Birisi şudur. Tasavvufu eskiden beri sufiler tasavvufu ikiye ayırırlar. İki kısma ayırırlar. Birisi samimi ve hakiki sufilerin temsil ettiği tasavvuf. Bunlar amel sahibidir, ilim sahibidir, samimidir. Allah rızasından, Allah'ın yakınlığını kazanmaktan başka bir gayeleri yok. Çevrelerindekilerine de bunu telkin ederler. Ahlak ve fazilet sahibi insanlardır. Biz buna makbul tasavvuf veyahut da biz buna Ehl-i Sünnet'in tasavvufu, Ehl-i Sünnet çerçevesinde kalan, bu çerçeveyi aşmayan tasavvuf diyoruz. Makbul ve muteber tarikatlar ve meşayih diye ayırıyoruz. Diğerine gelince öyle bir tasavvuf da var ki bunlar İslam'la mukayyet değiller. Kur'an ve hadisteki hükümlere uygulama konusunda ya çok ihmalkardırlar veya hiç uygulamazlar veya inkar ederler. Tasavvuf tarihinde böyle hareketler, tasavvufi hareketler, tarikatlar de var, yok değil. Ve bu ta baştan beri hakiki sufilerin dikkatini çekmiş ve bunları onlar da reddetmişler. Hakiki sufiler de bunlar sahte sufilerdir. Bunlar bid'atçı sufilerdir. Sufi olduğunu iddia ediyorlar ama iddiaları samimi değil. İnsanları kandırmak için yapıyorlar falan diye bunları uyarırlar. Kitaplarda yazmışlar buna dair Galetat-ı Sufiye mensuplarını uyarmak için. Bunu söylerler. Buna başka dillerde de var bunlara heretik hareketler diyor. Hareket tasavvuf adı altında
İbahiyecilik yapıyorlar. Her şey mübahtir diyorlar. Zevklerine, keyiflerine göre hareket ediyorlar. İşte mesela tasavvuf tarihine baktığımız zaman Hululiye diye bir hareket vardır. Noktaviye diye bir hareket vardır. Ondan sonra Hurufilik diye bir hareket vardır. Yani bunlar her dönemde var olmuştur ve şimdi de mevcuttur. Bunları onlarla karıştırmamak lazım. Onları savunmanın da bir manası yok. Bizim ölçümüz nedir? Bizim samimi sufiliği, samimi olmayandan ayırmanın ölçüsü ayet ve hadislerdir. Cüneyd-i Bağdadi diyor ki, tasavvuf diyor, ayet ve hadisle bağlı bir şeydir. Ayet ve hadise uygun bir şeydir. Bunun dışında olan hareketler sufilik değildir, reddedilen şeylerdir diyor. Demek ki elimizde iki tane şey var. Biri ayet, biri hadis. Onlarla ölçeceğiz samimi olup olmadığını. Ebu Süleyman Eddarani diye bir sufi vardır. Şöyle diyor, zaman zaman kalbime bir takım manalar gelir, feyizler gelir, bilgiler gelir falan. Acaba bunlar doğru mudur, yanlış mıdır diye üzerinde düşünürüm. Sonra iki tane şahit bunların doğruluğunu söylemese, iki tane şahit bu gelen feyizler, gelen ilhamlar doğrudur diye şahitlik yapmazsa, ben bunları kabul etmem. Bu duyguları, içime gelen bu feyizleri kabul etmem. Nedir bu iki şahit diye sordukları zaman birisi Allah'ın kitabı, öbürü peygamberin sünneti, hadisleri. Bunlara uygun olması gerekiyor. Demek ki elimizde bir ölçü var. Buna uymamız gerekiyor. Bunu kullanmamız gerekiyor. Birisi bu. Diğeri de şu. Bir şeyh gerçekten samimi olabilir, kamil de olabilir, faydalı da olabilir, müritleri de kendisi gibi olur. Yani hakiki, samimi insanlar, ahlak sahibi, evliya diyeceğimiz insanlardır bunlar. Fakat bunların aralarına sızmalar oluyor. Neden sızmalar oluyor? Çünkü insanlar böyle insanlara itibar ettikleri için, işte evliyadır, takva sahibidir, dindardır, ne güzel, herkese faydalı oluyor, kimseyi incitmiyor, Allah rızasını gözetiyor falan. Onların arasına girmek suretiyle itibar kazanmaya çalışıyor. Şeyh öldükten sonra da şeyhin yerine geçiyor. Şeyh beni halife yaptı, yerine beni tayin etti diye bu sızanlar, menfaat sebebiyle, şan şöhret sebebiyle tarikatlara sızanlar sonradan tarikatı aslından uzaklaştırıyorlar. Ve o şeyh adına, tarikat adına bid'atlar ortaya çıkarıyorlar. Dinle uyuşmayan şeyler ortaya çıkıyor. İnsanları kandırmaya çalışıyorlar. Bu sızmalara da dikkat etmek lazım. Evet, biz diyoruz ki mesela baştan başlayarak Kadiriye tarikatı güzel, Rifaiye tarikatı güzel, Halvetiye tarikatı güzel, Kübreviye tarikatı güzel, ondan sonra Mevleviye tarikatı, Nakşibendiye tarikatı güzel. Güzel diyoruz ama bunların da güzel olmayanları var demin söylediğim sebeplerle. Bunların da cahilleri var, samimi bile olsa tarikat adabını bilmiyor, erkanını bilmiyor ama babası şeyhmiş veyahut şöyle olmuş, böyle olmuş, şeyh diye ortaya çıkmış. Bu tarikattan olması, bunların hepsinin dürüst insan olduklarını, samimi tarikat ehli olduklarını, evliya olduklarını göstermez. Bunlara karşı da dikkatli olmamız gerekiyor. Tasavvufta dinimizde olduğu gibi şey istenir, yani müritlerden itaat istenir. Cenab-ı Hak diyor ya Kur'an-ı Kerim'de, peygamber size neyi getirdiyse, neyi emrettiyse onu alınız, neyi yasakladıysa ondan uzak kalınız diyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'den bahsederken, eğer Allah'ı seviyorsanız bana itaat ediniz. Peygamber'e itaat önemlidir. Hoca efendilere, takva sahibi
hoca efendilere adı sufi, derviş olmasa, şeyh olmasa bile itaat etmek, sözlerini dinlemek güzel bir şeydir. Şeyhlere de böyle kayıtsız şartsız itaat edilir. Bunu tasavvuf için bir zaaf olarak görülür. Bu konuda da insanların, yani herhangi hangi tarikatta olursa olsun, dikkatli olmaları gerekiyor. Yani akıllarını kullanmaları gerekiyor. İnsaflı olmaları gerekiyor. Ve demin söylediğim ölçüleri kullanmaları icap ediyor. Böyle olması halinde o bahsettiğimiz mahsur ortadan kalkar. Yani istismarın önüne geçilmiş veya samimi bile olsa cahil insanlardan gelen zarar önlenmiş olur. Şimdi tasavvufun iki tarafı var. Onu söyleyeyim. Demin de bir ara bahsettim. Hazreti Peygamber zamanında, ashab zamanında, tabi'in zamanında bu kelimeler yoktu. Sonradan ortaya çıktı. Sonradan ortaya bu kelimeler çıkmadı sadece. Sufilik evvela cemaatleşti. Cemaat haline geldiler. Belli insanlar, Cüneydi Bağdadi gibi, Haris Muhasibi gibi, Bayezid-i Bistami gibi, o dönemin önde gelen büyük sufilerin etrafında cemaatler oluştu. Ama bu cemaatlere tarikat denilmiyordu. Bu cemaatlerin bir tekkeleri, bir zaviyeleri de yoktu. Şimdi bir hocaefendinin etrafında toplanan insanlar gibiydi. Ki Hücuri Keşful Mahcup da bunların 12 tanesini sayar ama aslında bunların sayısı daha da fazladır. Şimdi böyle bir cemaatleşme oluyor. Bu cemaatleşme, dikkat ederseniz, daha sonra bir örgütlenme şekline dönüyor. Bu örgüte tarikat diyoruz. Yani bir araya gelen insanlar daha sonraki dönemde tarikat adı altında örgütleniyorlar. Şeyh vardır, örgütün o bir cemaatten farkı şudur. Şeyh vardır, müritler vardır ve onların da bir nizamnameleri vardır. Nizamname, tüzük gibi bir şey. Biz onlara adab ve erkan vardır. Her tarikatın kendine göre bir adabı vardır, bir erkanı vardır. Ona göre terbiye edilir müritler, ona göre ıslah edilir, ona göre bu tarikatta, bu yolda mesafe alınır. Buna usul de denir. Tarikatın adabı ve erkanı dendiği gibi usulü de denir. Her tarikatın bir usulü var. Bir Nakşibendiye'nin adab ve erkanı başkadır. Mevlevi'linki başkadır. Birbirine benzeyen tarafları var. Farklı tarafları da var. Bu da son derece normaldir. Aynen bu dört mezhebe benzer. Dört mezhep ayrı ayrı fıkıhta mezheplerdir. Birbirine benzeyen tarafları vardır. Birbirinden farklı tarafları da vardır. Mezheplerin bu durumunu normal görenlerin tarikatlar arasındaki bu farkı da normal görmeleri lazım. Yani herkesin, her şeyin, her tarikatın usulü bir değildir. Az çok farklılıklar vardır. Ve bu farklılıklar da her zaman tartışmaya, eleştirmeye açıktır. Yani öyle sakıncalı şeyler değil. Ama bir tarikata girmişseniz, o tarikatın adab ve erkanına uymanız sizden istenir. Tıpkı bir mezhepteyseniz, Hanefi mezhebindeyiz, Ebu Hanife'nin içtihatlarına uymak nasıl gerekliyse, tarikatta da böyledir bu. Şimdi, bu böyle. Bir örgüt tarikat. Şeyhin yanında olanlar var, uzağında olanlar var. Daha sonra bunlar bir mekana ihtiyaç duymuşlar, yere toplanmak için. Eskiden cemaatlerin olduğu yerde evlerde oluyor, sokakta oluyor, daha çok da camilerde oluyor. İrşat halkaları dediğimiz bir halkalar meydana geliyordu mescitlerde. Şeyh Efendi oturuyor, onun etrafını kuşatıyorlar bir daire şeklinde. Onun için bunlara tedris halkası da deniyor. Sadece sufiler değil, medrese hocaları da bunu, sufi olmayan hocalar da bunu yapıyor. Halka önemlidir, yani tedris halkaları falan. Orada bu ihtiyaçlarını gideriyorlardı ama daha sonra
toplanmak için yere ihtiyaç oldu. Derler ki bu Suriye'de Remele diye bir yer var. İlk defa bu caminin Nefahatul Hüsn'te anlattığı Hacı Abdullah Ensari'nin Tabakat-ı Sufiye'de anlattığı şey, ilk defa orada bir zaviye kurulmuş, toplanma yeri. O ne oluyor? Gelişe gelişe kurumlaşıyor, kurum haline geliyor. Şimdi biz Bursa'dayız. Bursa'da bu kurumları görüyoruz. Bir Mevlevi şeyi vardır, tekkesi vardır, bir kurum. Ondan sonra bir şey, Halveti Tekkesi vardır. Eşrefzade'nin hala gidip görmenizde fayda var. Güzel bir tekke. O tekkelerdeki malzemeler, buna cihaz-ı tarikat diyorlar. Tekkede kullanılan şeyler görebilirsiniz. Ondan sonra set başında, Maksim'de başka bir Karabaş Tekkesi vardır. Şurada tekke var. Bunlara hankah derler. Bunlara ribat derler. Epey isimleri de var bunların. Dergah derler. Asitane derler. İşte Konya'da Mevlevi şeyi, Hazreti Mevlana'nın dergahı veya Ankara'da Hacı Bayram'ın dergahı gibi isimler verilir. Bunlar kurumlaşmış şekilleridir. Demek ki evvela bir cemaat birinci safhada, ikinci asırdan sonra başlıyor. Ondan sonra ne geliyor? Örgütlenme, biz ona tarikat diyoruz. Ondan sonra ne geliyor? Kurumlaşma, ona da tekke, zaviye gibi isimler veriyoruz. Bir şey daha söylemem gerekiyor. Çok da zamanınızı almak istemiyorum. Konu uzun ama bunu söylemem gerekiyor. O da şu. Şimdi sizin bahsettiğiniz, diyeceksiniz ki bahsettiğiniz tarikatlar şunlar bunlar diye, kurum olarak, tarikat olarak şöyledir, böyledir ama biz bugün baktığımız zaman şimdiki durumda değil de tarihi itibariyle de bunların bozuk olanlarını görüyoruz. Bozuk olan yani fesada uğramış, değişmiş şekillerini görüyoruz. Az evvel söyledim ama şimdi farklı olan şunu söylemek istiyorum. İslam'ın bir doğuş dönemi vardır, bir gelişme dönemi vardır, bir de yüksek bir seviyeye ulaşma dönemi vardır. İslam'daki fikir tarihine, sanat tarihine baktığımız zaman bunları görüyoruz. Bir de gerileme dönemi vardır, çökme dönemi vardır, duraklama dönemi, gerileme dönemi, bozulma dönemi. Tarikatlar da aynen bunlarda var. Yani tarikatların hepsi baştan sona bozulmuş. Dur demiyorum ama bozulma olayları giderek artmıştır. Bunların içinde doğru olan, aslına uygun olan tarikatların veya tarikat şubelerinin, çünkü bir tarikat var Nakşibendi, yüzlerce bunun şubesi var yani. Nerede var? Türkiye'de var. Nerede? Suriye'de var, Irak'ta var, İran'da var, Kafkaslar'da var, Balkanlar'da var. Her şubenin başında buna tarikat kolu derler. Kolları var, ayrı bir şeyh var, birbirinden farklıdırlar. Farklılık oradan meydana geliyor. Bunların birçoğu ya yeteri kadar bilgiye sahip değil, cahildir veya samimi değil, menfaat için bunu yapıyor. Bir geçim kaynağı tekke olunca para geliyor, pul geliyor. Ondan sonra ayrıca bu serveti çocuklarını da bırakıyor. Babadan oğula intikal ediyor şeyhlik. İlk zamanlarda babadan oğula şeyhlik intikal etmez. Kimden kime intikal eder? Kamil insandan, hakiki şeyhden, hakiki veliden diğer birine intikal eder. Çocuktan evladına intikal çok nadirdir ama giderek bunlar da artmıştır. Buna bir örnek vermek istiyorum ya. Mevlevilik böyledir mesela. Mevlevilikte bir şeyhlik vardır. O doğru çalışmıştır. Alim şeyhler vardır ama Mevlana'nın soyundan gelenler Çelebi adı altında hala günümüze kadar gelmişler. O Çelebilere Mevlevilikte bir yer verilir tarikatta. İşte benim soydan gelen şey dediğim böyle şeyde de var bu. Halvetilikte, Bayramiye tarikatında da var. Bunlara Çelebi derler. Benzeri bir şey şeyde de var. Alevilikte de var. Yani Alevilikte
babadan oğula intikal eder dedeler. Alevilerin başında dedeler var ya, başka şeylerde de vardır, tarikatlarda falan. Ama İslam şey itibariyle de öyledir. Hilafet var ya, devlet başkanlığı. Hazreti Peygamber'i vefat edince yerine en yakın akrabası geçmedi. Kim geçti? Hazreti Ebubekir. O vefat edince oğulları vardı. Ona geçmedi hilafet. Kime geçti? Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer'den Hazreti Osman'a. Ondan Hazreti Ali'ye. Tarikatlarda da böyledir. Yani ehliyet aranır. Liyakat aranır. Bilgi aranır tarikatlarda. Bu varsa olur. Bu yoksa olmaz. Bunun olması için, liyakat olması için illa bir tarikata girmek, başta da söyledim, bir şeyhe bağlanmak da şart değil. Dindar insanların arasında olmak, Kur'an-ı Kerim'i okumak, Hazreti Peygamber'e sünnetine bakmak yeterli. En önemli şeylerden birisi basiret sahibi olmaktır. Basiret, kalp gözü açık, ileriyi gören insan olmaktır. İster şeyh ol, ister mürit ol ama basiret sahibi ol. İnsan Allah'ın nuruyla, ilahi bir nurla bakar, doğruyu yanlışı ayırt eder. Basiret sahibi olursanız, işte bu noktada aklı selim ve vicdanınızı kullanırsanız, doğru yolda, tarikatı olmasanız bile doğru yolda yürümeye devam edersiniz. Evliya olmak için, tekrar ediyorum, tarikata girmek şart değil, şeyhe bağlanmak da şart değil. Ama bunun bir geleneğinin de olması lazım. Durup dururken ortaya çıkmaz bu veliler. Yani bu şeyh olmaz da bir alim olur. Takva sahibi, ihlas sahibi, vera sahibi, dini hassasiyeti olan birisi olabilir. Ayet okursunuz, hadislere bakarsınız ve siyer okumak çok önemlidir, siyer. Siyer Hazreti Peygamber'in biyografisidir. Hazreti Peygamber nasıl yaşadı? Siyer kitaplarında çok hacimli kitaplar da var, orta hacimde kitaplar da var, kısa kitaplar da var, özet kitaplar. Bunları okursanız Hazreti Peygamber'in hayatını, özellikle ibadet hayatını, insanları hakka, hakikate davet hayatını ve insanlara Allah'ın emirlerini tebliğ etme hayatını okursanız doğru yolu bulabilirsiniz, evliyada olabilirsiniz, Allah'ın rızasını da kazanabilirsiniz. Ve tasavvufta da sufi olmayan takva sahibi müminlerde de şey şudur. Esas amaç Allah'ın yakınlığını kazanmak. Esas amaç Allah'ın rızasını kazanmak. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Radiyallahu anhum ve radû anh. Öyle insanlar vardı ki, şimdi de var, eskiden de vardı. Sayıları ne kadardır, kimdir onu Allah bilir ama var olduğu muhakkak yani. Peki Allah onlardan razı diyor radıyallahu anhum. Allah onlardan razı olmuştur. Niye razı olmuştur? İnançları doğrudur, ibadetleri samimidir, muamelleri dürüsttür. Allah'ın gösterdiği yolda yürümüşler. Allah da onlardan razı olmuştur. Peki kul olarak, kul da Allah'ından razıdır. Kul da Allah'ından razı olmuştur. Kul da Allah'ından razı oldu demek, şu demektir, yani insan olarak dünyada yaşıyoruz, sıkıntılarımız oluyor, iyi günlerimiz oluyor, kötü günlerimiz oluyor. İyi şeyler gördüğümüz zaman, iyilikler gördüğümüz zaman, güzel günler olduğu zaman şükrediyoruz, Allah'a hamd ediyoruz. Ama hasta olduğumuz zaman veya işte böyle bir evrensel çapta bir hastalık, virüs veyahut işte benzeri diğer hastalıklar olduğu zaman veya zarar ettiğimiz zaman veya yaralandığımız zaman sıkıntılarımız oluyor. Bunlara da sabretmemiz gerekiyor. Bunu da Allah'tan bilmemiz gerekiyor. Ve Allah'tan gelen her şeye razı olmamız gerekiyor. Allah'tan geliyor. Allah'tan geldiğine göre biz de Allah'ın hem şeyinden, nimetinden razıyız, verdiği nimetlerden. Her bir de şeyinden de razıyız. Böyle dolu gibi, deprem gibi felaketler var ya,
O da Allah'tan geliyor. Çünkü insanların bunu önlemesi mümkün değil. Tedbir ayrı bir konu. Razı olmak lazım. Ta baştan beri sufiler derler ki, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Bunu öyle ifade ederler. O mertebeye ulaşmak çok önemlidir. Allah'ım böyle afetler vesaireler gelirse, onlarla karşı karşıya kalırsak, bu da senden geliyor, senden geldiği için biz razıyız. Belayı değil, belayı vereni görürüz. Nimet içinde olursak, nimeti değil, nimeti vereni görürüz. Her şeyin kaynağı Allah olduğu için Allah'tan razı oluruz. Karşılıklı rıza bu. Bir ikincisi de Allah'ın yakınlığını kazanmak. Rızasını kazanmak Allah'ın yakınıdır. Allah'ın yakını olan rızasını da kazanmıştır. Ama Kur'an-ı Kerim'de buna mutakarrebin diyor. Mukarrebin diyor. Mukarrebun diyor. Bu ifadeler kullanılıyor. Mukarreb olan Allah'ın yakınlığını kazanan insandır. Neyle kazanılır Allah'ın yakınlığını? İşte bu yolla kazanılır, dindarlıkla kazanılır. Tasavvuf da bu yollardan biridir. Yegane yol değildir. Allah'ın yakınlığını kazandırmak için tek yol vardır. O da tasavvuftur diyemezsiniz. Çünkü tasavvufun dışındaki yollarla da Allah'a gidersiniz. Allah'a vasıl olursunuz. Onun yakını olursunuz. Yakınlığını kazanırsınız. Sufiler enteresan şeyler söylerler bu konuda bakın. Büyük sufiler. Ve derler ki dünyada ne kadar insan varsa Allah'a giden o kadar yol vardır. O kadar yol vardır, o yollardan gidilir. Başka biri diyor ki Allah'a giden yolların sayısı gökteki yıldızların sayısı kadardır. Başka birisi şunu söylüyor, Allah'a giden yolların sayısı insanların alıp verdiği nefesler kadar çoktur. Yani bir tarikatın veya bir tarikat kolunun Allah'a ulaşmayı kendi tek eline alması doğru bir şey değildir. Kendisi o yolu tercih edebilir, biz ona saygı da gösteririz. Ona girmek de faydalıdır deriz şartları varsa. Tamam ama Allah'a vasıl olmak için, yakınlığını kazanmak için, evliya olmak için, rızasını kazanmak için, ahiret saadetini kazanmak için, cennete gitmek için şu tarikata veya bu tarikata girme diye bir şart kimse koyamaz. Tarikata girmek, şeyhe bağlanmak, bakınız, farz değildir. Vacip değildir. Sünnet değildir. Şimdi sünnet şu manada sünnet olabilir. Yani biz sünnet olduğunu söyleriz. Sahabe nasıl peygambere bağlandıysa biz de şeyh efendiye veyahut da işte saygı duyduğumuz bir hoca efendi de olabilir. İlla tarikata ehli olması gerekiyor. Bilgi sahibi, takva sahibi bir hoca efendiye bağlanırız. Onu örnek alırız. Bilmediğimiz şeyleri ona sorarız. Onun verdiği fetvaya göre, onun tavsiyelerine göre hareket ederiz derseniz bu yolda, bu yollarla da Allah'a ulaşmanız mümkündür. Benim söyleyeceklerim kısaca bu uzun bir konu olmakla beraber bu kadarıyla bugün iktifa ediyoruz. Bu vesileyle buraya ilgi duyup geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak bu mübarek aylar Recep, Şaban, Ramazan ve bu ayda gelecek olan Miraç gecesini ve diğer mübarek geceleri hepimize hayırlı kılsın, hayırlara vesile olsun. İhlaslı ibadetlerimizle Allah'ın yakınlığını kazanan mesut kullarından olmayı bize nasip etsin diye dua ediyorum. İnşallah makbul olur. Soru. Evet. Selamünaleyküm muhterem hocam. Şimdiki bugün halkın arasında yaygın bir lisan var. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Veya şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Diye bir tabir var.
Nasıl bir daha? Şeyhi olmayanın şeyhi. Tamam anladım. Tamam. Bir de şunu söylemişim. Tarikatı reddetmek Müslümanlıktan çıkarır mı? Neyi? Tarikatı reddetmek. Onu da anladım. Tamam. Bu ikisi de güzel soru. Birisi şu. Bayezid-i Bistami söyledi derler. Men lem yekun lehu şeyhun fe şeyhu şeytan. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır derler. Şeytanın yolunda gider. İlle bir şeyhe bağlanacaksınız. Buna iki türlü cevap verilir. Birisi, şeyh dediğiniz zaman tarikat şeyhi değildir bu. Çünkü bu söz söylendiği zaman ne tarikat vardı ne de tarikat şeyhi vardı. Demin tasavvufun gelişim tarzını, tasavvufun sürecini anlattım ya, hani cemaatleşme dönemidir, tarikat yok o zaman. Ve diyeceksiniz ki, bakınız Ebu Hanife'den misal vereceğim. Ebu Hanife bir iştihatta bulunuyor. Onun iki tane talebesi var. Biri Ebu Yusuf, İmam Ebu Yusuf, öbürü İmam-ı Muhammed. Bu Ebu Yusuf'a İmam-ı Muhammed aynı kanaatte olursa ona şeyheyn derler. Yani İmam-ı Muhammed'le İmam-ı Yusuf'a iki şeyh demektir bu. İki şeyh demek, tarikat şeyhi demek değil, fıkıh hocalarında da şeyh derlerdi. Hadis usulünü okuyanlar bilirler, hadis alimine de şeyh derlerdi. Bir hadise, bu hadisi kimden öğrendin, senin hocan kimdir diye sorduğun zaman, benim şeyhim falan adam. Öyle sufi mufi değil, hadis alimidir bu adam. Onlara da şeyh derler. Yani şeyhin manası geniş. Ve şeyhin bir de Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e de şeyhin derler. İlk iki halifeye şeyhin derler. Şimdi diğeri sonradan icat edilen bir şey, tarikat sonradan çıktı dedik ya, onun başında bulunan kişiye şeyh derler. Şurada şuna dikkat etmek lazım. Yani bu sözü niye söylemişler? Niye tasavvuf kitaplarında ve halk arasında bu kadar yaygındır? Bunun birinci cevabı, bir ilim öğrenmek istiyorsanız, tekrar edeyim, bir ilim veya bir sanat öğrenmek istiyorsanız, bir diyebilirsiniz ki ben kendi kendime öğrenirim. Bir de diyebilirsiniz ki ikinci yol, ben kendi kendime bunu öğrenemem. Nasıl öğrenirim? İlim öğreneceksem o ilmi iyi bilen bir hoca efendiden öğrenirim. O hoca senin şeyhin olur. Eğer sanat öğreneceksem, terzi olacaksam iyi bir terziden terziliği öğrenirim. Kendi kendine öğrenemezsiniz. Kendi kendinize öğrenirseniz kumaşı zayi edersiniz. Çok masrafınız olur. Üstelik sizin müşteriniz de olmaz. Hangi yol daha kestirme, hangi yol daha sağlıklıdır? Şey yolu daha sağlıklıdır. Her mesleği onun ehli olan, onun erbabı olandan öğrenmek doğrudur. Fıkıh öğrenecekseniz de öyle, hadis öğrenecekseniz de öyle, tasavvufi hayat yaşayacaksanız da öyle. Üstelik tasavvufi hayat istismara daha müsaittir. Yanlış şeyler söylemeye, yanlış yollara girmeye daha müsaittir. Çünkü bu gözle görülen, elle tutulan bir yol değil. Allah'a giden manevi, ruhani bir yoldur. O yolun şeyleri, şakileri, o yolun yol kesenleri çoktur. Şeytandır, şudur, budur. O sebeple bu manada derler ki, eğer girecekseniz, yani böyle bir şeyhle girilir. Girmeyecekseniz mesele yok yani. Orada. Onu kaç defa söyledim. Şart değil. Ama girecekseniz tasavvufu ehlinden öğrenin. Siz bırakın dini ilimleri. Bir matematik öğrenecekseniz, akli bir ilimdir. Dünyanın her yerinde de vardır. Onu kendi kendinize mi öğrenebilirsiniz? Öğrenmeniz daha iyidir. Veya iyi bir matematikçiden, iyi bir matematikçi, matematik hocası ayrı. Bir de onu talebeye iyi bir şekilde öğretmesi ayrı. Öğretmede bir ustalık istiyor. Hem bileceksin hem de öğretmeyi iyi yapacaksın, ustası olacaksın. Ondan mı matematik öğrenmek iyidir? Bunu böyle anlamanız gerekiyor. Böyle anlarsanız yani o yerinde anlamış olur. Ama tasavvufa girerseniz
kurtulursunuz. Tasavvufa girmezseniz şeytan yoluna, şeytan yolu da cehenneme giden yoldur. Bu tamamen baştan sona kadar yanlıştır. Ne tasavvufa sığar, ne akla sığar, ne fikre sığar. Bu böyle. İkinci sorunun ikinci şeyi, tarikata girdin, aradığını bulamadın, ayrıldın, irtidat etmiş diyor değil mi? Yani dinden çıkmış mı diyorlar mı? Bu da uydurma bir şey. Yani tarikata girmek farz değil ki oradan çıkmak şey olsun, irtidat olsun, dinden çık. Bunu tekrar edeyim, demin de söyledim. Tasavvuf istismara son derece müsaittir. Böyle şeylerle müritler kendilerine bağlamaya çalışıyorlar bu cahil şeyhler. Cahil müritler daha çok müritleri yapıyor, birbirine tavsiye ediyorlar. İşte ben eskiden şöyleydim de şeyhe bağlanınca böyle oldum da birisi tarikattan ayrıldı da başına şu şu belalar geldi de korkutmayla kendilerine bağlıyorlar, menfaat temin ediyorlar. Ve ben ne dedim? Aklınızı kullanın, aklı selim sahibi olun, kalbi selim sahibi olun. Elimizde Kur'an var ve hadis var. Bunu diyenler cehaletlerinden de derler. Yani öyle duymuşlardır. Onu araştırmak, onları ikna etmek lazım ama maksatlıysa çok tehlikeli bir ifadedir bu. Evet. Hocam, tasavvufun istismara daha fazla açık olduğunu söylediniz. Günümüzde bu istismarın tasavvuf cerrahına bakarsınız, yüksek bir dozda mı olduğunu yoksa düşük mü, az mı olduğunu düşünüyorsunuz? Çünkü o bağlılıkla alakalı bir tane Türkiye'de çok ünlü bir hocanın bir sözünü duymuştum. Mesela bizim şeyhimizin sözü nas gibidir, ayet hadis gibidir dediğini duymuştum. Bu tür bunlar çok bilindik ve sohbetleri çok fazla dinlenen hoca olduğu için yani bu istismarın biraz fazla ölçekte olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bize bilgilendirmek ister misiniz? Şimdi teşekkür ederim. Şunu söyleyeyim, ben kulağım biraz az duyuyor, kusura bakmayın, anlayamadım da. Ya yakına gel, şuradan yüksek sesle söyle. Hocam, tasavvuf istismarının daha oraya daha fazla olabileceğini söylemiştiniz. Nasıl? Ben de tasavvufta istismarın daha fazla olabileceğini söylemiştiniz. Bu istismarın Türkiye'de biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Mesela Türkiye'de çok fazla cemaati olan bir hoca, isterseniz ismini de verebilirim, çıkıp bizim şeyhimizin sözü nas gibidir, ayet gibidir, hadis gibidir söylemini de bulunmuştu. Bununla ilgili ne düşünürsünüz? Bu konuda bizi uyarmak ister misiniz? Yani tasavvuf istismara açıktır. Yani aslında tasavvuf değil. Bakın, tasavvuf istismara açıktır dedim ya, dinde öyledir. Yani ne kadar insan dini istismar ediyorlar. Hazreti Peygamber zamanında da vardı, daha sonraki zamanlarda da vardı. Şöyle bir fıkra anlatayım size bu vesileyle. Hazreti Ömer halife, bir münafık varmış, dine inanmıyor, İslam'a ama Müslüman olarak görünüyor falan. Böyle Müslümanlarla karşılaştığı zaman, konuşmaya başladığı zaman, sohbete şey oldu. Abese ve tevella enca ehul a'ma. Kur'an-ı Kerim'de bir surenin başında geçiyor. Cenab-ı Hak peygamberi orada uyarıyor. Şimdi diyor ki, Hazreti Peygamber zengin, itibar sahibi kişileri Allah'ın yoluna davet ediyor. Ondan sonra orada a'ma birisi geliyor, peygamberden dinini öğrenmek istiyor. Hazreti Peygamber onu dinlemiyor, öbürlerine önem veriyor. Yani onun da kendine göre bir kanaati var bu. Toplumda itibar sahibi adamdır. Bu adam Müslüman olursa, dini öğrenirse öbürleri daha çabuk öğrenir diye. Ama Hazreti Peygamber'in bu yanlışıdır, hatasıdır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. İşte abese peygamberi uyarmadır bu yanlıştan dolayı. Demin de söyledim, tekrar edeyim. Peki Hazreti Ömer zamanında oluyor bu vaka. O münafık orada burada söylüyor bunu. Hazreti Ömer onu çağırıyor. Diyor ki, bir daha bu kelimeyi, bu ayeti okursan dayak atarım, kırbaçlarım seni diyor. Ve kırbaçlıyor. Çünkü ayeti istismar ediyor. Mesele bu. Yani hangi şey değerliyse o istismar edilir.
toplum katında değeri olan her şey istismar edildiği gibi tasavvufta istismar ediliyor çokça, yani onu görüyoruz. Evet. Başka? Hocam benim kişisel bir sorum olacaktı size. Kendi hayat yolculuğunuzda korku ve ümit dengesini nasıl tecrübe ettiniz? Şu şeyi indir. Kendi hayat yolculuğunuzda korku ve ümit dengesini nasıl tecrübe ettiniz? O korkunun bir kaygı bozukluğuna ya da işte ümidin bir rehavete dönüşmeden nasıl dengesini bulabiliriz? Biraz hani hayat tecrübenizi o konuda merak ediyorum. Evet. Bunu bir yakınında birisi bana söylemeli ki anlayayım, kusura bakmayın yani. Benim kulaklığım var da arızalı o da. Müsaadenizle ben söyleyeyim hocam. Ha, evet. Kendi hayat tecrübenizde evet. Korku ve ümit dengesini nasıl başardınız? Ne dengesini? Korku ve ümit dengesini nasıl kendi hayatınıza anladım. Tatbik ettiniz? Evet. Şimdi bu soruya ben cevap vermeyeceğim. Çünkü böyle bir denge sahibi olduğumu söylemek istemiyorum. Gayret ediyorum ama şöyle bir şey yapabiliriz yani. Beynel havf ve rica diyorlar ya tasavvuf kitaplarında. O da önemli yani, tasavvufun esaslarından biridir. Vakit olsaydı onu anlatacaktım. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak hadisi şeriflerinde Hazreti Peygamber hem tehdit ediyor insanları. Neyle tehdit ediyor? Cehennemle tehdit ediyor. Neyle tehdit ediyor? Dünyada azap etmekle tehdit ediyor. Bu tabii afetler vesaireler var ya, onlarla tehdit ediyor. Hem de insanlara ümit veriyor. Neyle ümit? İşte bu reca dediğimiz şey, ümit verme dediğimiz şey. İşte size şu kadar nimetler verdim. İşte cennette şu şu nimetler var falan diye ümitlendiriyor. Kur'an-ı Kerim'de o da var, bu da var. Hazreti Peygamber'in hadislerinde o da var, bu da var. Bu derler ki bir kuşun iki kanadı gibidir. Yani bir adamın Allah'a giden, seyr ilallah diyoruz ya, Allah'a giden yolcunun bu mesafeyi alabilmesi için, uçabilmesi için iki kanada ihtiyacı var. Biri korku, biri ümit. Bu iki kanatla uçarsa, bu iki kanat, her kanat onun kamçı vazifesi görür. Yani bu yolda yürümesini temin eder, mesafe almasını temin eder diyor. Birine havfullah diyor, Allah korkusu ve el hikmetu, re'sul hikme mekafetullah diye bir hadis var. Hikmetin başı Allah korkusudur. Allah korkusuyla evliya olabilirsiniz, ermiş olabilirsiniz, alim olabilirsiniz. Allah korkusu öyle bir şeydir. Mahabbetullah da öyle. Hani Hazreti Peygamber diye el mer'u me'amen ahabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah'ı severseniz Allah'la beraber olursunuz. Peygamberi severseniz peygamberle beraber, cennette beraber, dünyada beraber olursunuz. Bu havf ve reca, mahabbetullah ve havfullah şeklinde de anlaşılır. Ve sufiyetlilikte önemli bir şeydir. Evet. Evet, kıymetli katılımcılar, hocamıza vermiş olduğu kıymetli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu programlar bitmiyor. Saat 16'da da Ali Ayçil yönetimindeki editörlük ve yazarlık akademimiz başlıyor. O da ilk program bugün. Bugün konuk yazar olarak felsefeci yazar Ali Utku konuğumuz olacak. Sizleri o programa da bekleriz. Gene aynı bu salonda olacaktır. Hepinize teşekkür eder, hayırlı günler dileriz.